Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu hafta sonuçlarını elde edeceğimiz yeşil kart çekilişlerini değerlendirmek için karşınızdayız. Bize bu aralar çok gelen sorular iki tane diyebiliriz. Bir tanesi yeşil kart çekilişleri iptal mi olacak? İkincisi de Amerika'da yeşil kart yerine puanlama sistemine mi geçildi ya da geçilecek diye epey sorular alıyoruz. Şu açıklamada bulunabiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi Başkan Trump hem seçim çalışmaları sırasında hem kazandıktan sonra başkanlığı özellikle yeşil kart çekilişlerini kaldırmıştı yönünde Isteklerini defalarca dile getirdi ve şu an Amerika'da kullanılan Green Card sistemi yerine de puanlama sistemine geçilmesini arzu ettiğini dile getirdi. Yalnız şu an için Green Card çekişlerinde herhangi bir değişiklik yok ve bu konuda var olan düzenlemeler hala uygulamada bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çekilişin iptal edilmiş olması şu an itibariyle söz konusu değil. Amerika'da göçmenlerle ilgili olarak gündeme gelen bu sistemlerden biri de puanlamaya dayalı olan sistem ve bu da Başkan Trump'ın istediği bir sistem. Bu sistem tabii ki yeni bir sistem değil aslında. İngiltere'de var. Almanya'da da puanlamaya dayalı bir pilot bir uygulama var. Bunun dışında tabii en eski puanlama sistemi ise Kanada ve Avustralya'da uygulanıyor. Ve bu sistemin uygulandığı bu ülkelere baktığımız zaman ise Kanada özellikle 1967'den beri bu puanlama sistemini uygulatıyor. Puanlamaya dayalı sistemde önemli olan kriterler ya da hususlar şunlar aslında. Eğitim, dil yeterli, iş tecrübesi, iş teklifi, başvuranın yaşı ve aile uyumu gibi kriterlere bakılarak bu kişilerin ülkeye kabul edilip edilmeme durumuna karar veriliyor. Başvuru sahibinin belirli bir puanlamayı ve sağlık kontrolünden de geçer not alması gerekiyor. Bu noktada bu ülkelerin şark koştuğu puanlama sistemini yerine getirdiği sürece aynı anda da sağlık noktasında bir sorunu yoksa kişileri bu ülkeler kabul ediyorlar. Tabii Amerika Aile Birleşmesi'ne dayanan göçmenlik politikasını yaklaşık 1965'ten bu yana uyguluyor. Tabii yaklaşık her yıl neredeyse 480 bin aileye bu göçmenlik vizesini veriyor. Çalışma vizesi alanların sayısı ise neredeyse 140 bin civarında diyebiliriz yıllık. Başkan Trump'ın puanlama planı destekleyenler özellikle aile temelli yaklaşımın puanlama sistemine göre düşük kaliteli çalışanları ülkeye getirdiğini söylüyorlar. Plan bu sayede yüksek ücretli iş teklifleri, geçmişteki başarılar, İngilizce kabiliyeti ve eğitim yüksek puanını öngörüyor. Plan ayrıca tabii bu çalışmayla daha kaliteli göçmenleri Amerika'ya getireceğini iddia ediyorlar. Planı eleştirenler puanlama sisteminin Amerika'ya daha pahalıya mal olacağını savunuyorlar. Sonuç olarak şu an için hala puanlama sistemine geçilmiş değil. Fakat green card çekilişlerinin ileriki yıllardaki akıbetin ne olacağı belirsiz durumda. Dolayısıyla beklenen kaldırılacakları ve yerlerine puanlama sisteminin gelecek olması diyebiliriz. Bu konuda sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz. Biz gelişmeleri yakından takip edip sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz.